Selamünaleyküm sevgili dostlar. 10 seneden sonra yine Afyon'dayız. 10 sene önce de gelmiştik galiba. Hiç şey değişmemiş. Her şey aynı. Biz de müzeleri ziyaret edeceğiz. Zaten yarım saat var kapanmalarına. Sonrasında nasıl olsa kaleye çıkacağız. Kalesi kalesine. Buyurun devam edelim. Gel, güçler gel. Sokaklar her zaman gibi nezih, sessiz. Gel. Evet. İlk başta Mevlevi Türbe Camii ziyaret edeceğiz. Sene koymuştuk Emiyanlı Süleyman Şah 1274 yılında Hazreti Mevlana'nın torunu Mutahara Hatun'a evlenmiş. Böylece Mevlana Sülalesi'nin bir kolu Afyon Kalesi'ne yerleşmiştir. Yüzyıllar boyu Hazreti Mevlana soyundan gelen kişiler bu Mevlevi hanede görev yapmışlardır. Bismillah. Eski Kur'an-ı Kerimler. Mesnevi yazması. Ben sağ oldukça Kur'an'ın kölesi, bendesiyim. Ben Muhammed Mustafa yolunun tozuyum. Mevlana Hazretleri'nin sözleri. Bunlar el yazması Kur'an-ı Kerim cüzleri. Maşallah. Ne güzel yazılar varmış maşallah. Kur'an'ın evlilerin kıyafetleri, gelenekli kıyafetleri. Bunlardan nalın. Hamamlarda kullanırlardı. Tamamı el yazması Kur'an-ı Kerim'de. 1319-1903 yılları. Burada bir de Mevlevi olması lazım. Bir yer daha vardı. Mevlevi canlıydı. Burada var gel. O canlı dedi gel. Nerede? Burası da matbaa. Matbaa-ı Şerif. Mevlevi'deki en önemli bölümlerden biri mutfaktır. Çünkü burada yalnız yemek pişirilmez. Mevlevi kurallarına göre tarikatı intisap eden muhip dede oluncaya kadar alacağı eğitimin büyük bir kısmını matbaa-ı şerifte gerçekleştirirdi. Dolayısıyla mutfakta yalnız 1001 gün sureyle pişirilen yemek değil, dervişin kendi de pişerdi. Cümle kapısının sağ yanında avlunun kuzey köşesinde yer alan matbaa-ı şerif 1844-1895 tarihleri yıllarında tamirler esnasında harap olan bölümden yeniden ihya edilmiştir. Evet. On senedir hiçbir şey değişmemiş. Sadece şu etrafına beyaz örtem ne konmuş. Bunlar pazarcı mevlileri. Ne soruyor? Bir ateş, basın veli makamı, aşçı kazanı, aşçı dede. Mevniyaz. Mevlihaneye en son gelen, çileye başlayan derviş. Nev Niyaz deniyormuş. Teneşir taşında orada çile çekiyor. Bir şerbet, bir de suyla öyle bir şeydi galiba. Ha bir de somun ekmek. Sadece bunları yiyor. Çileye başlıyor mu? Çile yani böyle günahlarla arınmak için, nefsini öldürmek için bir somun ekmeği ve suyla veya şerbetle öğünen için sürekli zikir halinde oluyor. Nefsini öldürüyordu yani. Mesela şu anki Allah dostlar birçoğu yağlı tatlı şeyler yemez. Nefsini yükseltmemek için.
Bu önemli şey. Bunu yani herkes anlayamaz. Biz de anlayamayız yani. Orada ne var? Ha, burada var. Post işin. Posta oturan post sahibi demektir. Memlihanede en üst mertebedir. Post Hazreti İbrahim'in kurban hadisesini anlatır. Burası nedir? Hücren işin. Kendisi Memlihanenin hizmetine adamış derviş. Kendisine ait hücre isminde odası vardır. Burası neymiş? Semazen. Sema yapan derviş. Neyzen ve Kudümzen. Bu çalgın ismi. Bu neymiş? Mesnevi Han. Mesnevi olup Mesnevi okuyup yorumlayan şahıstır. Mesnevi Hazreti Mevlana'nın en önemli yazarı, yazılı eseriymiş. Mesnevi Han. Yanındaki de Hattat. Destine Hatun ve Güneş Hatun. 17. yüzyılda Mevlevinehanede idarecilik yapan Bayan Çelebiler. Keçe seccade. Tennure. Tennure Elif, Mehmet Deste, Gül Hırka, Sikke, Semazenler kıyafet parçalarıdır. Tennure, Deste, Gül Hırka, Elif, Mehmet, Zahme, Ney, Daire, Sikke, Rebat, çalgılar. Ah Terike bir lügat. Mustafa Musluettin bin Şemsettin Karahisari. 1857 baskısı. Hadi devam edelim. Burada Mevlevi Türbe Camii. Camiye de girelim. Evet, burada türbe varmış. Kimmiş bu? Fatma Zehra Hanım, vatan şairi Namık Kemal'in annesiymiş. Kayasar. Cami. Mescid-i ziyaret namazı. Cami. Gelin. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, türbeler burada. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Divani Mehmet Semai Hazretlerinin müridi Seyahat Refiki Ateş Pazı Firuni Mehmet dedi. Şeyh Murat Çelebi, Kemal Çelebi, Cahil Çelebi, Baki Efendi, Hazreti Mevlana'nın 7. Batın evladı, Sultan Divani Mehmet Semai Hazretleri, 876 doğmuş, 956 yılında vefat etmiş. Hazreti Mevlana'nın 6. Batın evladı Aba Puş Bağlı Çelebi Bey Hazretleri. Sultan Divanı Mehmet Semai oğlu Hızır Şah Çelebi Bey. İlyas Şah. Gülşen-i Esrar kitabının müellifi
Muğla Mevlevisi, Mevlevi Şeyhi, Sultan Divan Mehmet Bey Semai Hazretleri, Muhibbi Aşkı Dostu, Vaka Nüvisi, Şahid İbrahim Dede, Güneş Hatun ve Destina Hatun. Görmüş olduğunuz gibi Mevlevi Cami ve Mevlana Hazretlerinin soyu türbeleri burada. Birer Fatiha'yı çok görme inşallah. Ruhlarına el Fatiha. Allah'a emanet olun. Allah'a, Ümmet-i Muhammed'in günahlarını affeylesin. İnşallah bu mübareklerle cennette beraber oluruz inşallah.